Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kelan Kara ile Teyit Geometri Soru Bankası kitabında analitik düzlemde dönüşümler konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 212 ile 213'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda analitik düzlemde bire 3 noktasının x eşittir işte 3 doğrusuna göre simetriyi ilk önce nasıl yolluyorduk? Şekil çizerek de yapabilirsiniz ama bunun iki katından yani 2 çarpı 3'ten neyi? Apsisi çıkartıyorduk biri. Sonra 3 de aynı kılıyordu. Yani 6 eksi 1'den kaç yapıyor buradaki nokta? 5'e 3 noktası yaptı. Bunun orijine olan uzaklığı isteniyor bizden. 0 0 noktasına olan uzaklığı 2 nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkının karesi 5'in karesi artı Y'ler farkının karesi 25 artı 9'dan 34 yapar. Yani cevap böylelikle kök 34 yaptı. Birinci soru balık eseri oldu. Geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde A 3'e 2 noktasının Y eksenine göre yansıması B. Evet A 3'e 2'nin öncelikli olarak Y'ye göre yansımasına bakalım. X işaret değiştiriyordu. Yani eksi 3'e 2 olacak. Bu nokta B noktasıymış. B noktasının da orjine göre yansıması. Bunun da orijine göre yansımasında her ikisi de işaret değiştiriyordu. Yani 3'e eksi 2 noktası olacak. İşte bu noktanın koordinatları çarpma. Yani 3 ile eksi 2'nin çarpımı isteniyor bizden. Cevap eksi 6 yapar. Yani ikinci soru Akçay olur. Üçüncü soruya geldik. Aşağıda birim kareler ayrılmış bir analitik düzlem verilmiştir. Analitik düzlemde birinci bölgede bulunan kırmızı renge boyanmış bir yamuk ile dördüncü bölgede mavi renge boyanmış üçgen verilmiştir. Yamuğun x eksenine göre simetriği ile üçgenin kesimi olan bölge isteniyor. Şimdi arkadaşım bunun bak buradaki noktanın simetriği ne olacak? 1, 2, 1, 2 şuraya gelecek. Şuradakinin simetriği nereye geliyor? Buraya geliyor. Sonra buradakinin simetriği 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 buraya geliyor. Sonra öbürü şuna bakalım. Bak 4 noktayı alıyorum. yine o da 5'e denk gelecek. O da tam burada buraya denk gelecek. Yani yamuk şu şekilde mi oldu? Evet. Yamuk bu şekilde oldu ve bizden ne isteniyor? Bunun alanı isteniyor değil mi gençler? Bu arada dur bakalım. Şurası buraya denk geldi. Burası böyle oldu. Bu bak şöyle benim karelerin köşelerinden gidiyor. Oo güzel. Tam buradan gidiyor. Şöyle olacak arkadaşım. Evet 5 birim 5 birim. İşte bunu kesimi olan bölge neresi yaptı? İşte tam olarak şurası yaptı arkadaşlar. Kestiği yer. E burada şunun alanını bulmaya çalışacağız. Arkadaş öncelikli olarak tüm alan çıkıyor mu? Çıkıyor. Nereden çıkıyor? Hocam taban belli. Şöyle say bakayım burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksek de belli. 1, 2, 3. Yani üçgenin alanı nedir? 6 çarpı değil mi? 3 bölü 2. 6 çarpı 3 bölü 2. 18 bölü 2'den 9 yapar. Peki burada ne yapacağız? Hocam şunlar birbirine paralel tam birim karelerin üstünden geçiyor. Ve burada şöyle bakacak olursak ee, burası şöyle paralellerden oran belli zaten. Burası A iken burası 2A. Şu diki, yatay paralelliklerden bakabilirsin. Şöyle yatay paralellikten bakabilirsin aslında. Hocam şöyle bakacak olursan hani 2'ye 1 ya 2'ye 1 oradan geliyor. Ya da hocam işte birim karelerin işte burası kök 2 iken burası 2 kök 2 yapıyor da diyebilirsin. Burada 1/2 oran var. Pardon, 1/3 oran var. 1/3'ün karesi 1/9 yaptı. Yani burada kalan A iken tüm alan 9A. Buraya ne kaldı? 8A kaldı. Tüm alan 9A ya. 9A da 9'a eşit. Bizden ne isteniyor? 8A isteniyor. A yerine 9A 9'sa A 1 yapar. 8A da kaç yapacaktır o zaman? 8 yapacaktır. Yani 3. soru böylelikle akçayı yaptı. Güzel bir soruydu. Geldik 4'e. Analitik düzlemde A ve B noktaları y eşittir 2x eksi 1 doğrusuna göre simetriktir. O zaman rastgele şöyle bir şekli çizelim. Bu y eşittir 2x eksi 1 doğrusu A ve B noktaları simetrikmiş. Tamam. Simetrik olması demek şöyle dik ve birbirine eşit olması demek anlamına gelmiyor mu? Evet. A ve B noktalarının apsileri toplamı K. Arkadaş apsileri toplamı K ise şurası hani x virgül y ise Burası da z virgül t ise apsiler toplamının yarısı burası olacak. Yani şurası apsiler toplamı k ise apsiler toplamının yarısı orta nokta ya burası. O zaman burası direkt k bölü 2 yapacak. Çünkü apsiler toplamı k demiş. Ordinatlar toplamı da y artı t p ise y artı t bölü 2 de burası yapacak. Yani burası da p bölü 2 mi olacak? Evet. Buradaki nokta k bölü 2 ya p bölü 2 oldu. İşte bu noktada bu doğrunun üstünde değil midir? Evet. Yani y yerine p bölü 2 yazacağız. p bölü 2 eşittir. x yerine de k bölü 2 yazacağım. 2 çarpı k bölü 2 eksi 1 yapar. Şunlar şunlar gitti. O zaman p bölü 2 k eksi 1 eşit oldu. 2 ile çarp 2p eşittir. 2k eksi pardon. 2 ile çarpınca ne oldu? Burası p yaptı. p eşittir. 2k eksi 2 yaptı. Yani cevap akçay oldu 4. soruda. Geldik 5'e. Bu doğrunun x eksenine göre simetriği. x eksenine göre simetriğini şöyle düşünebilirsin. x virgül y'nin x eksenine göre simetriği ne oluyordu? x virgül y oluyordu. O zaman sen x yerine normal x y yerine de x y yazacaksın. Bunun yerine x y yazdığımızda ne oluyor? 3 x artı 4 y artı 36 yaptı. İşte x eksenine göre simetriği olan doğruyu bulduk. Bu doğrudan eksenler ile arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Arkadaş ilk önce eksenler ile bölge arasında kalan bölgeyi bulalım. X yerine 0 yazsam 4Y ya, artı 36 eşit 0 ya. 4Y eşittir 36 ya. Y de buradan eksi 9 mu geldi? Evet. Y ye yerine 0 yazsam 3X artı 36 eşit 0 ya. 3X eşittir 36 ya. X de buradan eksi 12 mi geldi? Aynen öyle. Şimdi analitik düzlemde Y'si 9 olacak. Şöyle eksi 9'dan kessin x de x 12 olacak. x 12'den kessin. İşte bu doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölge isteniyor. Bak burası 9 burası 12. Alan da 9 çarpı 12 bölü 2 eşit olacaktır. O da sadeleştirdik. 6 kere 9 54 çıktı. Yani 5. soru denizli oldu. Geldik 6'ya. Şöyle bir söyleyeyim vereyim. yukarıdaki dik koordinat düzlerinde verilen ABC üçgeni x ekseni boyunca bir birim sola. Y ekseni boyunca da 2 birim. Evet. Şöyle x ekseni birince bir birim sola. İki birim de aşağı. İki birim de aşağı. Tamam. Ötelenip yeni elde edilen A üst, B üst, C üst üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaş fark etmez. Yani sen bu kalemi alıp sağa sola ötelesen aynı kalem olmaz mı? Bir üçgen alıp sağa sola ötelesen aynı üçgen olmaz mı? E o zaman burada da yine aynı üçgenle karşılaşacağız. İlk baştaki üçgenimiz neyse sonraki ötelenmiş üçgenimiz de aynı üçgen olacak. İlk baştaki çevre bana şu ötelenmiş haldeki çevreyi verecek o zaman. Yani burası ne? 3, 4, 5 üçgenden 5 yapar. E burası da 4 ya 3, 4, 5'den 5. Çevreye bak. 5, 10, 14, 18. Çevre 18 yaptı. Ötelenmiş hali de 18 yapar. Yani 6. soru denizli çıkar. Geldik 7'ye. Analitik düzlemde A noktası 2'ye eksi 3 noktası orijin etrafında negatif yönde. Arkadaşım negatif yönde negatif yön bu yön. Şimdi 2'ye eksi 3 nerede? Hocam 2'ye eksi 3 tam olarak burada. Sen bunu negatif yönde hop 270 derece döndürmek buraya geliyor ya da pozitif yönde 90 derece döndürmeyle aynıdır. Ama neyse böyle göstereyim. Sen bunu böyle döndürdüğün zaman buraya gelecek. 90 ve 270 döndürdüğümüzde noktalar yer değiştiriyordu. Yani noktaları yer değiştirdim. 3'e 2 olacak. Hangi bölgeye düşüyor son işaretini alacak. Birinci bölgeye düştüğü için artıya artı oldu. Evet y eksenine olan uzaklığı nedir diye soruluyor. İşte bu 3'e 2 noktasının y eksenine olan uzaklığı nedir? Mutlak değer 3'tür hocam. Cevap 3 ya da Y eksen olan uzaklığı işte bizden bu isteniyor. Şöyle geldiğim zaman burası 3 ya. Yani şuradaki uzunluk 3 birim burası da 3 birim diyebilirdik. 7. soru CR oldu. Geldik 8'e. Analitik düzlemde A noktasının x ekseni boyunca 1 birim sola. 1 birim sola gitmek absinden 1 çıkartmak y ekseni boyunca da 2 birim yukarı. Ab ordinatına da 2 eklemek demektir. Yani noktamız ne oldu o zaman? 1'e Bire... eksi 1 mi oldu? Evet. İşte bunun orijinal olan uzaklığı 0 0 olan uzaklığı. X'ler fark kaç? 1 kare küçü de 1'in karesi artı y'ler fark kaç? Eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi yani buradan da 1 bir artı 1'den kök 2 çıkar. Evet cevap böylelikle Deniz'de yaptı. 8. soruda geldik 9'a. Şekilde gidik koordinat sisteminde verilen ABC üçgeni orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülüp A üstü B üstü C üstü elde ediliyor. Sonra bu üçgende x eksene göre yansıma salınacak. Arkadaşım üçgene yapmak zor ama noktalara yapmak kolay. A noktası kaça kaç? 1'e 1. B noktası kaça kaç? 4'e 3. C noktası kaça kaç? C noktası da hocam 2'ye 4. Şimdi sen buradaki noktaları ne yapacaksın? 90 derece döndürsen. Sen bunu 90 derece döndürsen 4'e 2 olur. Bunu döndürsen 3'e 4 olur. Noktalar yer değiştiriyor. Bunu döndürsen 1'e 1 yapıyor. Ama hangi bölgeye düştüyorsan onun işaretini alacağız. Ben bunu pozitif yönde 90 derece döndürsem şu yönde ikinci bölge düşüyor. İkinci bölgenin işareti. Eksiye artı. Yani şu şekilde. Eksiye artı. Eksiye artı. Eksiye artı mı olacak? Evet. Sonra bunu da x eksenine göre yansımasını alacağım. He. 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 Bizden cc üst üste deniyormuş ya. Sadece c'ye baksak yeterli olacaktı. O zaman sadece c'ye bakalım burada. E, burada bunu yaptıktan sonra bir de bunun y x eksenine göre yansıması. O zaman y'si işaret değiştirmez mi? 4'e eksi 2 noktası yapar. Değil mi? Hayır. Şu noktanın neye göre yansıması? Y'ye x'e göre yansıması. X'e göre yansımada ne oluyordu? Y'si işaret değiştiriyordu. En sonki noktamız bu oldu. İlk baştaki C noktamız buydu. İşte bizden bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. X'ler farkı. Hocam eksi 4 eksi 2. Yani kare küçüğünde işte, 4 2'nin karesi. Artı Y'ler farkı. Eksi 2 4'ün karesi yapar. Yani burası da kaç yaptı o zaman? Şöyle bakacak olursak. 6'nın karesi artı 6'nın karesi kök 72 yapar. Bu da 36 çarpı 2 olduğundan 36 dışarıya 6 diye çıkacağından cevap 6 kök 2 çıkar. Yani 9. soru balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Ağırlık merkezi etrafında döndürmüşüm. Bak sen şu şeye. Şekildeki dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde ilan tahtası ABC eşkeli üçgeni biçiminde kağıt G ağırlık merkezinden bir raptiye ile asılıyor. Rüzgarın etkisiyle kağıt G noktası ok yönde 30 derece döndürülüyor. Evet bu şekilde 30 derece döndürüldü. Şimdi G noktası etrafında döndürülüyor. O zaman ona bakacağız arkadaşlar. Şu G noktası. E, sen bunu G noktası etrafında döndürürsen bu buraya gelecek. Hatta kaç derece döndürdük? 30 derece döndürdük. Şimdi bu G'den geçmesi demek ağırlık merkezinden geçmesi demek anlamına geliyor. Devamı yüksekliktir. Aynı zamanda burası 30 30 yapmaz mı? Yapar. Sonra burası da aynı şekilde G şu A üstü B üstü C üstü kendi G ağırlık merkezinde hala aynı ağırlık merkezi. O zaman bu da açı ortaya olacak anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Dikkat edin burada 30 30 30 çıktı. Yani şu üçünün toplamı boyunuz var ya şu üçünün toplamı buraya eşit olacak. Yani burası kaç derece yaptı? 90 derece yaptı ve dikkat et. Dikkat et. Şu dönmüş hali burası. Bak dikkat et. AG uzunluğu A üstü G uzunluğu. Birbirine eşit değil mi? Evet. Yani tepa açısı 30 derece ise 180'den 30 çıkart. 2'ye böyle 75 75 yapacak. Yani buraya 45 buraya da 45 kaldı mı kaldı. AT ve A üstü T 1'miş. AT ve A üstü T 1 ise e 1 1 ise burası da kök kim yaptı? Evet. Bizden de A A üstü uzunluğu isteniyor. Yani cevap böylelikle. Çünkü x kenarda iki üçgen çıktı. 1 1 kök 2. Cevap böylelikle balık kesir çıkar. Bu da güzel bir soru. Dikkat edin bu tür sorulara. ÖSYM e, sever bunları. 10. soru Balıkesir. Geldik 11'e. 11. soruda da şekilde verilen düzgün altıgenin bir kenarı 3 santimetredir. E köşesi etrafında ok yönünde 60 derece döndürülürse. Bak E köşesi etrafında ok yönünde 60 derece döndürülürse F, F üstüne geliyor. Ben bunu ok yönünde 60 derece döndüreceğim ve F'ye bakacağım. F, F'nin gittiği yer soruluyor. F üstü noktası. Ben bunu 60 derece döndürsem, Normalde bak şurada şu Köşegenler değil mi şöyle? Evet, köşegenlerin kesim noktası burası. Ve burada altıgende altı tane eşkenar üçgen oluşmuyor muydu? Evet, altı tane eşkenar üçgen oluşuyordu. Bunları bir çizelim bakalım şöyle. Şurası 60 derece, burası da 60 derece. Dikkat et. Ben F noktasını döndürmek istiyorum. Evet, önceden burası EF iken hop 60 derece döndürünce tam olarak buraya denk gelmiyor mu? Evet. Tam da şu uzunluklar da olacak. Cuk diye buraya oturuyor. Tamam. Burası F üssü noktası yaptı, döndürülmüş halinde. F üstü noktasının AB kenarına olan uzaklığı isteniyor. Evet F üstü noktası işte tam burası. AB kenarına olan uzaklığı yani şu uzaklık isteniyor bizden. Arkadaş bitti. Bu bir eşkenar üçgende 60 60 burası 3 bölü 2 3 bölü 2 diye iki parçaya böler. 30'u karşı 3 bölü 2 60'ı karşı da 3 bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Yani 3 kök 3 bölü 2 yapar cevap. 11. soru böylelikle denizli oldu ve geldik 12. Analitik düzlemde A3'e 2 noktası orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürüldüğünde eksi hmm, -1k e noktası elde ediliyor. Tamam. Hadi bakalım. Bu sefer çizeceğiz, şekli çizeceğiz. Belli ki şekli çizeceğiz arkadaşlar. Başka türlü çıkmayacak bu soru çünkü özel bir durum yok. Alfa derece hangi alfa derece olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bizim noktamız A noktası kaça kaç? 3'e 2. Hocam 3'e 2'yi şöyle belirleyelim bir kere. Tamam? Şurası 3'e 2 noktası sen bunu diyor döndür diyor. Bunu diyor bak bu burada ya orijin etrafında alfa derece döndür. Eksi 1'e k yapacakmış. Şöyle bir şey yapacakmış. Alfa derece döndürdüğünde. Hocam alfa derece döndürdük. Burası yaptı. Burası da eksi 1'e k noktası yaptı. E sen bunu böyle döndürdüğün zaman ne oluyor? Bak dikkat et. Hocam şu hop şu. Şöyle bir dairesel hareket etmiyor mu? Evet. Yani dairesel hareket ediyor şöyle. E bu da çemberin yarıçapı, bu da yarıçapı. Yani bunun orijinal olan uzaklığıyla bunun orijinal olan uzatlığı birbirine eşit olacak. Ya da Yap dik üçgenden kardeşim. Burası 3'e gidi mi? Evet. 9, 4 daha 13. Burası kök 13 yaptı. E burası da kök 13 yaptı. Arkadaş şöyle geldiğim zaman burası eksi 1 ya. Uzunluk olarak 1. Burası da k. Yani k. Pisagor bantısı. Ama burada eksi 1'e k ya. Alfa derece döndürüyoruz ya. Sen bunu alfa derece döndürdüğünde apsisi eksi 1 böyle de yapıyor. Şöyle yaptığında da apsisi eksi 1 yapacak. K değeri burada şey de olabilir. Negatif bir değer de olabilir. Ona da dikkat et. Tamam. Evet. O zaman burada Pisagor bağıntısı yapacak olursak. Hocam 13 eşittir 1 artı k kare yaptı. K kare de buradan 12 eşit oldu. K değeri de buradan kök 12 yaptı. Kök 12 dediğimiz nedir? 2 kök 3 değil midir? Çünkü bu 4 çarpı 3 olduğundan dolayı evet. Ama k kare 12 ise k artı eksi kök 12'dir. Yani artı eksi 2 kök 3 yapar cevap. K'nın alacağı değerler çarpı isteniyor bizden. E, zaten k değeri negatif bir değer de alabilir demiştik. Böyle alfa derece şöyle de olabilir demiştik. İşte o negatif değer de eksi 2 kök üçmüş. Yani 2 kök 3 ile eksi 2 kök 3 çarpımı isteniyor bizden. Hocam 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Cevap 12 yapar. Hatta eksi 12 yapar. Yani cevap Denizli oldu 12. soruda. Bu da güzel bir soru. Bak yorumlama. Sadece yorumlama. Başka bir şey değil. Gerçekten ÖSYM bunları sever. Lütfen dikkat et. Hoş sorular bunlar. Ha, dikkat et. Evet böylelikle test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal